Şimdi ilk önce dediğim gibi bulguru sıcak suyla ıslatacağım. Şöyle hafifçe bir kabarması için bir çay bardağı bulguru yarım çay bardağı sıcak suyla ıslatıyorum. Hemen üzerine hava almayacak şekilde güzel kapatıyorum. Ve bu şekilde bulgur şişinceye kadar 5-7 dakika, maksimum 10 dakika bekletiyoruz. Bu tarafta da yavaş yavaş köftenin malzemelerini yoğurmak üzere kaseye alalım. Burada köftelik kıymamız var. Dana döşten çekilmiş köftelik kıyma, orta yağlı bir kıyma. Kıymanız iyi olursa köfteniz de iyi olur, bunu unutmayın. Bütün işin sırrı aslında en başta kıymada, köftelik kıymada. Daha sonra sizin maharetinize kalmış. Bir tane rendelenmiş kuru soğan kullanıyorum içerisinde. Bir tane yumurta. Şimdi tuzunu atıyorum, harcın. Birazcık karabiber. Birazcık nane. Naneyi ekşili sumak sosunda da kullanacağım için içine fazla kullanmıyorum. Şimdi bulgur da şiştikten sonra kıymanın içine bulgur da geliyor. Ondan sonra hepsini beraber yoğuracağım. Şimdi sevgili seyirciler, ıslattığım ince bulguru yaklaşık 10 dakika kadar beklettim. Bulgurlar sanıyorum artık yumuşadı. Gördüğünüz gibi suyu çekmiş. Elinize de bu şekilde kontrol ettiğinizde yumuşadığını ve kabardığını göreceksiniz. Hani bulgur şişinceye kadar diye tabir ettiğimiz özellik bu. Şimdi bulgurunu da ekliyorum kıymaya. Ve hepsini birlikte güzelce normal köfte halinde yoğurmaya başlıyorum. Şimdi bulgurlar kıymanın içinde hani tamamen kayboldu. Bunu görünceye kadar yoğuruyoruz. Şimdi birazcık da bunu dinlendireceğim. Dinlenirken de bir yandan hemen sosunun malzemelerini hazırlayacağım. Şöyle düzeltip çok fazla değil. Yani bir 5-10 dakika dinlenmesi bile köfte hamuru için yeterlidir. Sevgili izleyiciler, şimdi köfte harcını yoğurdum biliyorsunuz, dinleniyor. O arada sumaklı ekşi sosunu hazırlamaya başlayacağım. Bunun için biraz zeytinyağı kullanacağım. 1-2 kaşık kadar. Zeytinyağını tencereye koyduktan sonra biber salçasını ilave edeceğim. Zeytinyağını koyuyorum. Evet, yaklaşık 2 ya da 3 çorba kaşığı kadar zeytinyağı kullandım. Biber salçası aynı şekilde 1 çorba kaşığı dolusu. Şöyle. Özellikle de ev yapımı olursa tabii şahane olur, tercih edin. Şimdi ocağı açıyorum. Evet. Yağı kızdırmadan salçayı koydum dikkat ederseniz. Bunu zeytinyağı yanmasın diye yaptım. İkisini birlikte soğuktan başlattım. Yavaş yavaş bir yandan yağ ısınırken bir yandan içinde salça da çözülüp rengini vermeye başlayacak. Salçayı hafif kavurduktan sonra sırasıyla baharatları ekleyip içine bir diş sarımsak, üzerine suyunu ilave edip kaynamaya bırakacağım. Ekşili sos kaynarken de köfteleri yuvarlayacağım. Şimdi salçamızı kavurmaya başlayalım. Şimdi salçanın rengi yağ çıktı. Kırmızı kırmızı olmaya başladı. 2 çorba kaşığı sumak ilave ediyorum içerisine. Şöyle yaklaşık 2 tatlı kaşığı kadar kuru nane, tuz. Hemen hızlıca karıştırıyorum. Ve su ilave edeceğim. Suyu da meyane yapar gibi yavaş yavaş salçayı açaraktan ekliyorum şöyle.
şöyle bir diş de sarımsak koyacağım. Bunları böyle ince dilim yapıyorum. Kapağını kapatıyoruz ve sosu kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadığı zaman altını kısacağım. Eğer suyu eksilirse, köfteleri pişirmeme yetmeyecek kadar azalırsa biraz üzerine yine su ilave edebileceğim. Orada bir sıkıntı yok. Şimdi köfteleri yuvarlamaya gidiyoruz. Şimdi köfteleri artık yuvarlamaya başlayacağım. Bunun için önce elimi ıslatıyorum. Ondan sonra küçük bir parça kopartıyorum. Köfteler çok büyük olmayacak aslında. Biraz böyle cevizden, küçük fındıktan büyük diyeceğim, yuvarlaklar halinde. Bunları çünkü haşlayarak sosun içinde pişireceğimiz için bu büyüklük ideal. Sonra köfteleri una yuvarlıyorum. Yuvarladığım köfteleri gördüğünüz gibi una da buladım. Bunu dağılmaması için özellikle ve birbirine yapışmaması için yapıyoruz. Şimdi biraz daha geniş tabanlı bir tencereye köfteleri alıyorum. Üzerine de az önce kaynatmış olduğum sumaklı ekşili sosumu dökeceğim. Ve köftelerle beraber sos güzelce kaynayacak. Şimdi üzerine kaynattığım sosu dökeceğim. Şöyle sıcak zaten şu anda. Yavaş yavaş gezdiriyorum üzerine. Köftelerin üzerine örtecek kadar olmasında fayda var. Tencerenin altını yakıyorum. Evet. Şöyle güzel fıkır fıkır dediğimiz şekilde kaynayacak. Ne kadar? 7-8 dakika, maksimum 10 dakikada pişecek köftemiz. Sevgili izleyiciler, köftelerimiz pişerken diğer tarafta çöreğimiz de hazır. Şimdi isterseniz hemen onu fırından alayım, bir görelim nasıl olmuş. Çöreğimiz çıktı, çok da güzel pişmiş gördüğünüz gibi. Çok sıcak şu anda. Sıcakken kalıptan çıkartmıyoruz. Şimdi biraz soğusun, ondan sonra onu da kalıbından çıkartacağım. Zaten çörek soğuyuncaya kadar köfteler de hazır olmuş olacak. Şimdi bir taraftan kaynamaya başladılar. Köfteleri de bir kontrol edelim bakalım. Hemen şöyle taze birkaç yaprak maydanoz atacağım içerisine. Böyle elimle kopartıyorum. Bu şekilde kokusu çok daha güzel çıkacak. Sevgili izleyiciler, bugün bir tatlı, bir tuzlunun tuzlusu da tatlısı da hazır. Güzel ekşili bir köfte yaptım. Hem onu hem de üzümlü çöreğimizi aynı anda sıcak sıcak servis yapacağım şimdi. Epeyce bir soğudu üzümlü çörek, artık tutabileceğim ılıklığa geldi. Şimdi kalıptan çıkıp çıkmadan önce kontrol edeceğim. Evet, güzel. Çok rahatlıkla çıkabiliyor. Hani çıkmamamı gibi bir şey olduğunda böyle bir spatuladan yardım alarak çıkartabilirsiniz. Evet, altı da çok güzel pişmiş gördüğünüz gibi. Aslında isterseniz böyle bir şeyi annenizin doğum gününde ya da anneler gününde ona hediye olarak da yapabilirsiniz. Şimdi üzümlü çöreğimiz hazır. Bunu dilimler halinde ya da keserek dilediğiniz gibi çayınızın, kahvenizin yanında servis yapabiliyorsunuz. Gelelim köftemize. Köfteler de çok güzel görünüyor. Evet, şu anda da sıcak sıcak. Şimdi bu köftenin bir sosu var. Evet, ekşili bir köfte. Sosuyla beraber sulu olarak da servis yapabilirsiniz ama isterseniz suyunu epeyce bir süzdürüp tabağa alıp üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek de servis yapabilirsiniz. Yoğurtla da şahane oluyor. Şimdi şöyle servis tabağına ben bir porsiyon kadar köfte çıkartacağım.
biraz kıyılmış maydanoz ekleyelim. Şimdiden herkese afiyet olsun. Hazırlaması son derece kolay. Değişik, lezzetli bir köfte. Haftaya yine aynı saatte sizlerle bir tatlı ve bir tuzlu tarifleriyle beraber buluşmak üzere diyorum. İsterseniz Gülhan Kara veya Bir Tatlı Bir Tuzlu Twitter hesaplarından da bizi takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa gönderebilirsiniz. Yeni lezzetlerde buluşuncaya kadar sağlıkla kalın, hoşça kalın.